Merhaba arkadaşlar. Parabolün özdeğer metodunda iki test ile devam ediyorum. Birinci sorumuzda bize o ABC karesi verilmiş. Alanı bir birim olan bir karedir. Karenin B köşesi şekilde ki parabolün en dip noktasıdır. Yani tepe noktasıdır. Şimdi buradaki karenin bir kenarı için biz şöyle desek. Bir kenarı A birim olsa kare olduğu için burası da A birim gelecek. Ve B noktasının koordinatlarını yazacak olursak A'ya A gelecektir. Ve B noktasının tepe noktası verdiğine göre o zaman A'ya A tepe noktamızın noktaları. Şimdi buna göre tepe noktasını bildiğimiz parabolün denklemini yazacak olursak, hatta bunları A değil de B diyelim. Burada A'larımız karışmasın daha sonra. Formülümüz A çarpı X eksi R'nin karesi artı K şeklindeydi. Y eşittir. Burada R de B. K da B olduğuna göre o zaman A çarpı X eksi B'nin karesi artı B ifadesi geldi. Bunun dışında parabol 0'a 2 noktasından da geçtiğine göre o zaman Y yerine 2, X yerine 0 yazarak İfadeyi bulmaya çalışalım. Burası b kare artı b şeklinde bir denklemimiz geldi. Bunun dışında biz karenin alanından gidebiliriz. Bir kenarı b olduğuna göre b çarpı b karenin alanı verecek ve b karenin buradan 1 olduğunu bulmuş olduk. B kare 1 ise b değerimiz bu tarafta aldığımız için 1 ya da eksi 1 deriz ama pozitif tarafta aldığımız için eksi 1 almayız. B'nin de 1 olduğunu biliyoruz. Burada da yerine yazabiliriz. 2 eşittir. A çarpı b kare 1 artı b değerimiz de 1 olduğuna göre buradan a eşittir 1 değeri gelecektir. Yerine yazdığımız zaman y eşittir a değerimiz 1, b değerimiz de zaten biliyoruz. Biz o zaman bunun tamamını da yazıyoruz denklemi. 1 çarpı x eksi 1'in karesi artı 1. Buradan da y eşittir x kare eksi 2x artı 1 artı 1 gelecektir. Ve buradan da y eşittir x kare eksi 2x artı 2 parabolü geldi. Şimdi bu parabolle, parabol denklemiyle bize verdiği buradaki doğrunun denklemi iki noktada kesiştiğine göre. O zaman biz bu parabol denklemiyle doğrumuzun denklemine baktığımız zaman 0'a 0 hatta 1'e 1 noktasından da geçtiğine göre o zaman nedir? Y eşittir x doğrusudur. 0 verdiğimizde 0, 1 verdiğimizde 1 olan bir doğru. Buna göre parabolle doğrunun ortak denklemini bulup iki noktada kesiştiğini gösterelim. X kare eksi 3x artı 2 eşittir 0 gelecektir. Burası direkt çarpanlarına ayrılır. Eksi 2 eksi 1 dersek o zaman bu iki ifade 1 ve 2 noktasında kesişiyorlar. Zaten B noktasında yani 1 noktasında kesiştiğini biliyoruz. O zaman P noktasında bir diğer noktamız olan 2 olacak. P'nin absisi 2 gelecek. Y eşittir x'ten geçtiğine göre de o zaman nedir? 2'ye 2 noktası olacak. Bize PB uzunluğunu sormuş. B 1'e 1, P 2'ye 2 olduğuna göre 2 nokta arasındaki uzaklığı formülünü kullanalım. 2 eksi 1'in karesi artı 2 eksi 1'in karesinden buradan da değerimiz kök 2 gelecektir. İkinci sorumuzda y fx eksi 1 parabolün tepe noktası x ekseninin 2 birim y ekseninin 3 birim uzağındadır demiş. Şimdi parabolümüz o zaman parabollerimizin ihtimallerini çizelim. X ekseninin 2 birim uzağındaysa o zaman x eksenimiz bu olduğuna göre 2 birim uzağında buraya denk gelecek şekilde 2 noktası üzerinde olacak. Bunun dışında y eksenin 3 birim uzağındaysa o zaman y eksenimiz bu olduğuna göre 3 birim uzağında ya sağında ya da solunda olacak. O zaman şurası 3 noktası ise eğer 3'e 2 noktasında tepe noktası olabilir. Ya da bu taraftan olacaksa eksi 3 noktasında olacak. Yani eksi 3'e 2 noktası yine aynı şekilde tepe noktası olabilir. Şimdi parabollerimizin ihtimalleri bunlar. Buna göre bizden fx eksi 1 vermiş. Parabollerimizin değerleri burada fx eksi 1. Bizden fx parabolünün bu şekildeki değerlerini istemiş. O zaman öncelikle fx elde etmeye çalışalım. X eksi 1'de x gördüğümüz yere x artı 1 yazarsak eğer burası artık fx parabolüne dönecektir. Yani x'in x artı 1 yazmak demek parabolü x ekseninde artı 1 olduğu için burasını şöyle yazarız. X eksi eksi 1'den dolayı parabolü bir birim sola kaydırmak demektir x artı 1 değeri. O zaman bir birim sola kaydırdığımız zaman artık burası 2 olacak. Yani parabolümüzün tepe noktası 2'ye 2 olacak. Bir birim buradakini yine aynı şekilde sola kaydırdığımızda eksi 4'e denk gelecek. Ve yeni parabolümüz burada ne olabilir? Eksi 4'e 2 noktası olabilir tepe noktası. Buna göre artık bu yeni çizdiklerimiz fx parabolleri. Fx parabolü a birim sağa ve 2 birim aşağı ötelenmesini istiyor. Şimdi öncelikle tekrar bir çizelim bu durumu. 2 birim aşağı ötelenmesi demek direkt x ekseni üzerine gelecek. Eksi 4'e 2 noktasına, pardon eksi 4'e 0 noktasına gelecek bir diğeri. Bu fx parabolün 2 birim aşağı ötelenmesi. Aynı şekilde buradaki parabolü 2 birim aşağı ötelemek demek. Burada da yine 2'ye 0 noktasına geldi demektir. Buna göre a birimde sağa ötelememizi istiyor. Ve ötelendiğinde tepe noktasının orijine uzaklığı 13 birim oluyor. Şimdi orijinimiz burası.
Tepe nokta burada parabolümüzün tepe noktasını A birim sağa kaydırdığımız zaman tepe noktasına orijinal olan uzaklığı 13 birim. Mesela A birim dediğimiz ifadede kaydırdığımızda yeni parabolümüz mesela buraya gelmiş olsa 13 birim olabilir. Parabolümüzü bu kabul edersek iki ihtimalimiz var sonuçta. Parabolümüzü eğer bu kabul edersek 13 orijinal uzaklığı 13 ise buradan uzaklığı 13 olacak ve burada kaydırdığımız zaman nedir? Burada 2 ile 13 arasındaki 13 ile 0 olduğuna göre 11 birim. Yani buradan a'yı 11 alırız. Bize en çoğunu sormuş. Parabolümüzü bu kabul ettiğimiz zaman ise orijinal 13 birim uzaklıkta olması demek bu kadar yol gitmesi demek yani bu kadar sağa kaydırılması demek. 4 birim burada 13 birim de burada olduğundan dolayı 17 birim sağa kaydırılmıştır ve 17 yine a değerini verdi bize. A'nın en çok dediğine göre 17 alırız. Üçüncü sorumuzda şekilde fx parabolü ile d doğrusu a ve b noktalarında kesişmektedir. AB uzunluğunu sormuş bize. Şimdi parabol x kare eksi 36 denklemi olduğuna göre burasını biz x eksi 6, x artı 6 şeklinde ayırdığımız zaman köklerimiz buradan 6 ve eksi 6 olacak. O zaman B noktası 6 noktasından geçiyor. Buradaki noktamız eksi 6'dan geçiyor. Aynı şekilde parabolde x yerine 0 yazdığımız zaman y eşittir eksi 36 olduğuna göre burası da eksi 36'dır deriz. Buradaki uzunluk eksi 36 olduğuna göre ve iki eşit parçaya böldüğüne göre o zaman doğru buradaki eksi 18 noktasından geçiyor diyebilirim. Bunun dışında doğrunun denklemini bulmak istesek biz doğru şöyle diyelim mx artı n şeklinde yazacak olursak öncelikle eğimi lazım bize. Buradaki eğimi alfa aynı şekilde iç tersten burası da alfa. Buradaki tanjant alfayı bulduğumuz zaman zaten bize eğimi verecek. Pozitif tarafa doğru yatık olduğu için artı gelecek. Ve buradan 18 birim bölü 6 birimden tanjant alfa değerimiz 18 bölü 6'dan 3 geldi. Yani eğimimiz 3 olduğuna göre 3x artı n şeklinde bir denklem doğru geldi. Ve burada x yerine 0 yazdığımız zaman da eksi 18'den geçtiğine göre buradan da nedir? N değerimiz eksi 18 gelecek. O zaman doğrumuzun denklemi 3x eksi 18 oldu. Buna göre parabolümüzün parabolle ve doğru kesiştiğine göre, iki noktada kesiştiğine göre bunların ortak denklemini bulalım. X kare eksi 36 eşittir 3x eksi 18 denklemlerini eşitledim. Karşı tarafı alıyorum. Eksi 18 eşittir 36. Buradan eksi 6 artı 3 şeklinde dediğimiz zaman x değerlerimiz buradan eksi 3 ve 6 noktalarında kesişecek. Şimdi 6 noktasında zaten kesişmişlerdi. O zaman A noktasının apsiste eksi 3 geldi. Şimdi A noktasının o zaman koordinatlarını bulalım. Çünkü biz AB uzunluğu istediğimize göre A'nın apsisi eksi 3. Doğrunun üzerinden geçtiğine göre x yerine eksi 3 yazdığımız zaman x eksi 3 olduğu zaman y değerimize nedir? Eksi 27 gelecektir. O zaman a'nın koordinatları eksi 3'e eksi 27 oldu. O zaman şöyle diyelim. A noktası eksi 3 eksi 27. B noktası da 6'ya 0. İki nokta arasındaki uzaklık formülünden bulalım. Eksi 3 eksi 6'nın karesi artı eksi 27 eksi 0'ın karesi geldi. Buradan 9'un karesinden 81 artı 27'nin karesi geldi. Bunu da şöyle yazalım hatta. 3'ün 4. kuvveti artı 3'ün 2. kuvvetinden burada da nedir? 3'ün 4. kuvveti pardon 3'ün 6. kuvveti gelecektir. Buna göre şöyle diyelim tekrar 3'ün 4. kuvveti parantezine alırsam 1 artı 3'ün karesi gelecek. Burası dışarıya 9 olarak çıkacak ve burada da nedir? Kök içerisinde 10 değeri kalacak. Yani cevabımız 9 kök 10 olacak. Dördüncü soruda y parabolü y doğrusu ile iki farklı noktada kesiştiğine göre demiş. Hemen bu iki denklemi birbirine eşitleyelim ve ortak denklemini bulalım. Karşı tarafa atıyorum. X kare eksi 3x eksi m artı 4 eşittir 0. Ve bu denklemin iki farklı noktada kesiştiğine göre deltasının 0'dan büyük olması lazım. Deltasını alalım. B kare eksi 4 çarpı a değerimiz buradan 1. 1 çarpı c. Sıfırdan büyük gelmesini istiyoruz. Buna göre 9, eksi 4 ile eksi m'yi çarptık artı 4 m, eksi 4 ile 4'ü çarptım, eksi 16 büyüktür 0. Buradan 4 m, eksi 7, 7'yi karşı tarafa aldım. Buradan da m büyüktür, 7 bölü 4 olacaktır. Buna göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini istemiş. 4 bölü 7'den büyük en küçük tam sayı değerimiz de buradan nedir? 2 gelecektir. Beşinci sorumuzda şekilde y parabolü gösterilmiştir. Buna göre kök a artı kök b eşittir kök 6 olduğuna göre p değerini istemiş. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Buradaki köklerden kurtulmak için bu ifadenin her iki tarafının karesini alalım. Karesini aldığımızda burada a artı 2 çarpı kök a çarpı kök b'den ortak kök içerisine yazdım. Artı kök b'nin karesinden b geldi. Burası 6'ya eşit. Şimdi a ve b değerleri bu denklemin kökleri olduğunu biliyoruz.
Burada o zaman a artı b kökler toplamının eksi b bölü a'dan dolayı a artı b değerimiz 4 gelecek. O zaman a artı b değerimiz 4 ise direkt buradaki a artı b değerini 4 yazdım ve karşı tarafa atıyorum. 2 çarpı kök a çarpı b eşittir. 4'ü karşı tarafa attım. 2 geldi. İkilerimiz sadeleşti. Kök a çarpı b değerimiz 1 ise a çarpı b de her iki tarafın karesini aldım. 1 geldi. Şimdi buradaki kökler çarpımızdan da a çarpı b değerinin de p'ye eşit olduğunu biliyoruz ve a çarpı b'yi 1 bulduğumuza göre p değeri de 1 olacaktır. 6. sorumuzda a gerçel sayı olmak üzere y eşittir x eksi a doğrusuyla y parabolün kesim noktalarından birinin apsisi eksi 4'tür demiş. Öncelikle bunları ortak denklemini bulalım o zaman. X eksi a'yı eşitledim ve karşı tarafa atıyorum. Buradan x kare x değerlerimiz gitti. Artı 2a eşittir 0 denklemi geldi. Ortak denklemimiz budur. Ve bu denklemin kesim noktalarından birinin eksi 4 olduğunu söylemiş. O zaman x yerine eksi 4 yazdığımız zaman bu denklemi sağlıyor demektir. 16 artı 2a eşittir 0 olduğuna göre buradan a değerimiz eksi 8 gelecektir. Buradaki eksi 8 değerini kesim noktalarında yerine yazarsak y eşittir x kare eksi 8 yazdığımız zaman eksi 16 ortak denklem geldi. Şimdi burası çarpanlarına ayırdığımız zaman burası x kare, pardon, x eksi 4, x artı 4 değeri gelecek. Ve bu ifadede o zaman kökleri ortak denklemimizin kesim noktaları biri 4, birinde zaten eksi 4 olduğunu vermişti. Bize birinin eksi 4 olduğuna göre diğer kesim noktasının ordinatını sorduğuna göre o zaman x'in 4 olduğundaki ordinatı bulacağız. X yerine herhangi bir ifade eden birinde x yerine 4 yazalım. Mesela doğruda yazacak olursak y eşittir a değerini de eksi 8 bulmuştuk. X artı 8 doğrusu geldi. X yerine 4 yazdığımız zaman buradan da y değerimiz 12 gelecek. H Üniversitesi'nin bahar şenliklerinde gösteri yapacak olan profesyonel bir bisiklet grubu için eş dikdörtgen ve eş dik üçgenlerden oluşan aşağıdaki bir platform tasarlanmış ve üniversite kampüsünde kurulmuştur. Fakat bisiklet grubu platformun A ve B noktalarından geçişlerinin çok sert olduğunu belirterek platformu değiştirmesini talep etmiş ve bu hale getirmişlerdir. Buna göre bu modeli oluşturan fonksiyonu istiyorlar bizden. Matematiksel model demiş hangi fonksiyon elde edilecek? Şimdi parabole baktığımız zaman parabol 13'e 0 noktasından ve 23'e 0 noktasından kolları geçiyor. O zaman şöyle diyelim, iki noktası bilinen parabol denklemi için a çarpı x eksi 13, x eksi 23 gelecek. Bunun dışında bu parabol 8'e, sonuçta buradaki nokta apsisi 8, ordinatı 4 olacak şekilde 8'e 4 noktasından da geçiyor. Y yerine 4 yazdım. A yerine 8 yazıyorum. 8 eksi yazalım ya da burada direkt çözelim. Buradan da 8 eksi 23 geldi. 4 eşittir A çarpı eksi 5. Burası da eksi 15 oldu. Buna göre A değerimiz buradan 4 bölü 75 değeri geldi. Denklemimizi düzenlediğimiz zaman 4 bölü 75 çarpı x eksi 13, x eksi 23 değeri geldi. Buna göre cevabımız D şıkkı oldu.